Selamünaleyküm arkadaşlar. Ben Nedim Yıldız. Kanalıma hoş geldiniz. Aydın'a bağlı Nazilli Tarım Fuarı'ndayım bugün. Şimdi içeride daha içeri yeni girmedim. Sizle beraber gireceğiz. İçeride bütün traktörleri gezeceğiz. Hangi yeni modeller var, neler var. Dışarıda da var traktörler. Onları da gezeceğiz. Hadi videomuza geçelim. Arkadaşlar burada kepçeler de var. Artık tarımda da bu kepçeler kullanılmaya başlandı. Küçük boyutlarla, büyük boyutlarla. Hangi motor var? Kim ilgileniyor burada? Siz mi ilgileniyorsunuz? Gelsene gülüm. Bunlar şimdi markası Kato. Doğrudur. Hangi motor kullanıyor bunlar? Yanmar. Yanmar motoru kullanıyor. Evet, Yanmar. Tamam. Zaten önemli olan bunlara ne var? Motor kalitesi var. Bir de yağ pompasının kalitesi var. Yağ pompası ne? Kawasaki mi? Kawasaki mi? Evet, Kawasaki. Kawasaki'de yağ pompası var. Bunların ikisi önemli. Gerisi artık teforat. Onlar gerisi. Fiyatları söyleyebilir miyiz? Bu 27.000 euro. Kaç tonluk bu? 1700 tonluk. 1700 kilogramlık bu. Ne kadar fiyatı? 27.000 euro. Euro ile satış yapıyoruz. 27.000 euro. Şöyle içelim. Şurada bir ürün daha var. Bu sanki 6 tonluk gibi. Hayır, bu 9 tonluk. 9 tonluk. Tamam, bunun fiyatı ne kadar? 85.000 euro. 85.000 euro. Doğru. Tamam. Bu artık bu metal paletli altyapılı. Bu normal iş makinesi olarak da kullanılır artık bu. Hani bahçenin haricinde ormanda yani şeyde kökler. Fiyelerle yapılıyor. Evet. Yapılır. Diğer normal bir kepçe var. Bu normal bir ekolojide şey. Traktör kepçe gibi yani. İttirilebilir şekilde. Bunun fiyatı nerede? Bu dolar bazlı. 85 bin dolar. 85 bin dolar bununku. Bunun özellikleri ne durumda yani? Kaç tonluk kapasite belli mi? 9 ton 750 kilo. Evet. Çin malı değil hiç, değil mi lan? Normalde Çin malı değil mi? Çin malı değil, Hindistan malı. Hindistan malı, tamam. Hindistan modifiyesi İstanbul'da yapılmış. Şu anda Türkiye'de 10 tane bulunuyor. Anladım. 105 beygir gücünde. Evet. Perkins motora sahiptir. Bu Perkins motorlu. Evet. Tamam. Diğerleri Yanmar motorlu, Kawasaki. Evet. Pidol pompalı. Japon malıdır. Japon malı. Yanmar Japon malı. Zaten. Ama bu Kato dediğiniz marka Hindistan malı, değil mi? Evet. Şurada bir tane daha var, kepçe var. Bunu da göstereyim, bu minik. Bunun kaç tonluk ve fiyatını alalım? 1900 kilo ağırlığında. 33 bin euro. 33 bin euro, euro fiyatı. Tam pakettir. Ondan hariç içeride klima bulunur. Ekstra tabii özellikleri de vardır. Bu da yine Yanmar motor kullanıyor mu? Evet, bu da Yanmar. Tamam. İşte arkadaşlar normalde birçok marka var. Birçok marka var ama Yanmar ve pompalar ve motorlar iyi olduktan sonra dediğim gibi gerisi teferruat. Gerisi yapılabilir, düzeltilebilir, değiştirebilir şeyler. Doğrudur. Tamam. Servisimiz bununla çok yardımcı olur. Tamam. Kolay gelsin abi size. Sağ olun. Arkadaşlar TOG'u gördük. Şöyle yanına geçelim, ondan sonra gidelim ya. Yok yok, aşmazlar abi. Şöyle. Yerli aracımız. Motor dışarıdan olmuş. Bunlar hiç önemli şey değil. Önemli olan bir yerli devrimizin büyümesi. Gerisi teferruat. Gerisi teferruat. Gerçekten teferruat. Şimdi traktörleri içelim Sami, gel. Ama traktörden önce daha şeyler var ya. Bolat falan var. Şimdi Erkut traktöre geldik. Erkut büyük serileri var burada. Haşmet 110 lüks CRD. Yani burada Ekabra motorlu olan var arkadaşlar. Bu normal Sonelco motorlu olan versiyonu. İleride yine Coşka satılmış. Abi hayırlı işler. Kolay gelsin. Mesut abi. İyiyim, sağ ol. Sen de sana nasılsın? İyi, Allah'a şükür. Geziyoruz şöyle motorlara bakalım. Hoş geldin. Hoş bulduk. Sonra buyur, çay kahve içelim. Şu motoru da. Tamam. 55 EB serisi. Nimet 70. Kamurel. Kamurel motorlu olan. Burası tabi dar biraz. Kamurel olan modeli arkadaşlar. Ekabra motorlu olan modeli. Görünüyor mu? Şöyle. Buranı görebiliriz. Yine geliriz buraya. Şöyle devam edelim. Evet. Sami. Bunun incelemesi yaptım. Fırtına 80 incelemesi yaptım. Sadece şey vardı. Depo vardı önde. 55 litrelik. Eksi olarak gördüm. Onun haricinde çok güzel traktör. Bu da yeni modeli. Bunu çektim sen, biz incelemesi yapmadık değil mi? Bunu biz bunu yapalım incelemesini. Yeni tasarımlı. Bakın. Aslında genelde bir değişim yok. Yavuz'da.
Yalnız burada ön taraftan haftemime bir değişim yapınca hemen ne olmuş? Traktör değişikliğe bürünmüş yani. En ufak bir hareket daha yaptığınızda, şöyle ön tarafta değişim yaptığınızda traktör çok güzel bir hal alıyor. Ama daha güzel bir, radikal bir değişiklik isterdim. Yoksa yalnız ön taraf tasarım çok güzel olmuş. Onu söyleyeyim. Dorado, şunu da incelemesi yapmadık. Sen bunu da yapalım. Dorado hangisi var? 80 Explorer. 80 tarla serisi. Bir de Barber var. Tamam onu. Dura mısın bakalım. Acı olduklarımızı yapalım. Şimdi Timosan'a geçelim. Timosan 8005 incelemesini yaptım. Yine Timosan'ın klasik serileri göremedim. 8075, 8085, 5290, 5290 şey değil bu. Yüzlük serisi değil. Bu bir alt serisinin devamı. İşte ama verimli olanı bunlarda. 5100'ler değil de, 5000 serisi değil de bunlar daha güzel. Şöyle buraya geliyor yükseklik olarak. Evet, koltuk rahat. Geri görüş de güzel. Debriyaj bayağı bir yumuşak. Vites böyle orta sertlikte güzel ama. Vites de güzel. Çıkışlar, hidrolikler böyle. Hidroliklerin olduğu yer çok kullanışlı değil. Hidrolik kollarının kalktığı, indiği yer kullanışlı değil. Şu el gazı. El gazın yeri güzel. Kolların yeri çok güzel değil. Diptomatik var. Doksanlık. İnelim. Şurayı mesela, burayı plastik lastikten yapıp, buraya mesela paspas, lastik paspas yapıp, buraya Timosan yazaraktan bir paspas yapıp yine öbür taraftan burayı birleştirseler bu seyir için güzel olur. Mesela ekonomik seyirlerinde gerek yok. 40'lık 50 beygir olanlara gerek yok. Ama bu seyirler isteniyor artık. 90 beygir olduğu için belli bir değişimler istiyorlar. Olsa güzel olurdu. Onun haricinde güzel kullanışlı bir traktör bu traktör. Bunda ne var? Bu ne? Kolay gelsin. Bu 5280. Bir alt serisi. Aynı bildiğimiz yine bahçe. Nasıl gençler, güzel mi bu traktör? İdare de. Abo. Şuraya bir paspas yapın. Değil mi? Şuraya bir, şöyle güzel bir Timosan yazsın. Güzel bir, hoş bir görüntü olur. Evet abi. Ufak da bir ayrı isteklerimiz var. Bunları söyle fabrikaya abi. Onları bir söylüyorum. Mesela da. Mesela ekonomik seyir gerek yok. Hani 50 evet, beygir olana gerek yok. Onlar ekonomik zaten. Şatılı da şey, yumuşak olacak. Şatılı mı? Evet. Bunların power shuttle modelleri değil. Var mı? Hayır, bu power shuttle değil. Power shuttle'larımız çıktı. Tamam. Daha henüz bize gelmedi. Çıktı yani, şu anda hazır. O zaman onlar... Fabrikada var. O sorun çözülmüş olur. Bu mekanik. Bu mekanik. Bu grubu alattı. Buradaki evet. Levye buraya alınıptı. Ama bunu durarak geçecek. Bunu isteyen de var mesela. Adam mekanik olsun diyor. Mesela tabii. Çalışanıma vereceğim diyor. Kaçırmasın traktör, şey yapmasın diye. Mekanik isteyenler var. Bunu mesela viteste bırakıp ilk gidebilirsin. Yürümez. Ama Power Shuttle'da el frenin çok sağlam olması lazım. Aynen öyle. Hepsi ona güveniyorsun. Evet. İşte sadece sizden buna bir paspas yapın. Biz söyledik kendilerine. Böyle komple bir Timosan yazsın şöyle güzel, evet. Bir logosu olsun. Mesela koltuk da güzel. Olsun, bir değişik bir hava katar hemen. Değişir traktör. Evet. Yoksa güzel kullanışlı bunlar. Tabii. Gezelim bakalım. Yine gelirim abicim buraya. Tabii tabii. Buyur gel. Abi 60-66. Bu klasikler Timosan'ın çok satan modelleri arkadaşlar. Çok satan modelleri tüm klasikler. Yine 50-65 var. 50 beygir olan versiyon burada yok. Tek çekerim var. Tek çekerim var. Ha, ilerideki. Evet. Tamam. Tamam. Klasik olarak. İyi bakalım. Şimdi buradan şey geçti. Başak traktöre gelelim. Bu Başak. Selamünaleyküm. Kolay gelsin. Hoş bulduk. Rami. Sen nasılsın? Bu 80'lik. 2080 arkadaşlar. 79 beygir olan versiyonu. Kolay gelsin. Kırmızı. Anfarın oldu ya. Kırmızı. Yeni olan. Tabii bunların 50-75 yeni kasalar, Red Power'lar daha burada yok. Red Power'lar daha satışa başlamadı. Ondan burada yoklar. Onlar İzmir fuarında tahminim katılırlar. Şöyle geçelim. Yine 80-73 beygirlik Başak. 2090S serisi var burada. Ha, bu kabininin arkasına doğru depoyu böyle yapmışlar arkadaşlar. Depo yüze kullanışlı olmuş. Şuradan böyle arkayı görebilmek için depo kullanışlı olmuş.
metal yapmışlar. Bunu da aynı buradan birleştirmişler. Sinyallenmalarını buraya almışlar. Tek piston verilmiş. Burada da 20-90 modeli var. Burada 20-75 BK modeli var arkadaşlar. Klasik serisi. Ama şu yeni tasarım olan. Kolay gelsin. Hoş bulduk. 2110S bunları devam ettiriyor halen Başak, ama o yeni seri Red Power seri. Bahçe bir gelse, bir beğense. Abim, Red Power ne zaman geliyor ya? Red Power. O bahçe olan. Abi o yeni yılda. İzmir fuarına katılır tahminim. Oraya İzmir fuarına kesin gelir. Firmalar katılıyor ya oraya. İzmir fuarına 5075 yeni bahçe gelir, 5095 gelir, 5115, 5120 hepsi gelir. Yeni modeller. Orayı gezeceğiz zaten. Orada göreceğiz artık. Bursa'da sergilediler. İzmir'i kesin getirirler yani. Yani. İyi bakalım gezelim şöyle. Yine tamam, geliriz. Tamam. Şimdi 2055 bu kompak. Hem bahçe hem tarla. Aynı işi görebiliyorsunuz ama tabii ağırlık tarla ama yeni kompak. Mesela sera işlerinde, çiftliklerde mesela oralarda bu modeli kullanılabilir. Kompak seri bu. Güzel. Bunlar da ten ışıl. Evet, Sonelco motorlu arkadaşlar bunlar. 12-12 Başak'ın kendi motoru var bunlarda. Şanzımanı. Başak'ın kendi şanzımanı var. 12-12. Hadi bakalım. Şimdi Hattat'a geçelim. Arkadaşlar Hattat traktöre geldik. Çelik Kaleri katılmış bizim ilçemizdeki. Kim ne derse desin eski Uzel'e en yakın marka Hattat. Tasarımıyla da olsun, motoruyla olsun, alçaklığı, uyumluluğu, aynı parça kullanırlığı, mesela Uzel'in kullandığı parçaların birçoğunda bunlar kullanıyor Hattat yine. En yakın Hattat. Bunu rahatla söyleyebilirim. Burada yeni seri 3085 var. Bunun incelemesi çektik değil mi Sami? Bunun incelemesi çektik. 255 Gold. Tek çekeri. Alırsanız bundan çift çeker alın daha güzel ama tek çeker versiyonu 255 Gold'un. Perkis motorlu. Koray Ersin abi. Hoş bulduk. Gökhan, Gürkan nerede? Burada. Ne yapalım? Fotoğraf çekiliyor. Ben bir gezeyim traktörler sonra geleceğim yine buraya. Çay kahve şöyle. Geleyim az sonra. Tamam. Bir traktörü gezmek daha. Ondan sonra gideriz. Tamam. Abi ne yapayım ben? İyisin değil mi? Satıp durursun bakayım. Nasıl abi? Fotoğraflardan görüyoruz seni. Gökhanım. Abi hoş geldin, nasılsın? Abi ne ışıklık ya sen, ne oluyor lan? Sen her şey her geçen ışıklaşıyorsun ya. İyisin değil mi? Sana ayak yediriyor. Motorları gez mi geldik? Modelleri yeniz mi geldik? Landini, onlar senin daha çok. Ama o Landini işe değil mi? Hezere. Sizden değil. Ayrı. Arkadaş ayrı. Ona gezeceğim. O yeni model, onlar daha çok ilgileneceğim. Yeni katılmış. Olsun. Olsun yaparız. Bundan sonra oraya gideriz. Arkadaşlar 3398 serisi bildiğimiz. 240 Gold. Bunda çok soran var. Bizim köyde alanlar var bundan. Arkadaşlar memnun. Bu yeni seri bu da. 280 Gold. Şöyle Hunter. Yeni modeller. Yine 240 Gold da katılmış arkadaşlar. Bu 4x4. 4x4. 4x2'ye değil. Bunlar da en güzeli 4x4. 4x2 almayız. Şimdi gelelim HZR'ye. HZR gruba gelelim. Landina'ya geçelim arkadaşlar. Yeni aldı. Bayirliğini de yeni aldı bu arkadaş. Evet, Landia'ya geldik. Aydın'da, Nazilli'de yeni bunlar. 5120. Landia. Bu açık renkli versiyonu. Kolay gelsin. Bu yeni model, yeni versiyon. Renkli, aynı yeni versiyon. 70. Yani 4'e 70 versiyonu bu arkadaşlar. Şimdi tasarım, içe baktığınızda şöyle baktığınızda bir ayrı bir tasarım, renkleri, renk oranları bile çok güzel de yakışmış. Metal boya. Öyle mi? Metal. Bu açık mavi, bu metal. Bu grün. Abi hayır olsun deme ya. Yeni bayi almışız burada, bayi almışız. Şey değil, mikrofon yarısında. Burada ha? Evet. Tamam biliyorum. Çöküyor gibi. Aydın ve Denizli mi?
Merkez Denizi. Merkez. Kale, yolun sol tarafı. Hazar Petrol. Hazar Petrol. Pazar. Bu da yine Heyzer'e Hazar motor traktörü diye geçiyor değil mi? Erkut Bayili hem de tarım aleti. Erkut'ta mı Bayili de var sizde? Bunu veremiyoruz. Burada Petrol'ü var. Nerede siz, nerede veriyorsunuz? Deniz yanı mı? Deniz değil. Tamam. Bölgecilik olduğu için biz şey yapmıyoruz. Tamam, olsun. Şimdi, ama normalde arkadaşa mağdur etmek istemiyoruz yani. Biz öyle esnafız yani. İyi düşünmüşsünüz abi, yoksa... Şimdi bazı arkadaşlarımız var, bölgeciliğiz, tezahürüz. İyi düşünmüşsünüz. Yoksa abi satış rekoru kuruyormuşsunuz duyduğuma göre. Şimdi Erkut'u satarsanız öbür arkadaş mağdur olacak ben herhalde. Denizli Erkut'umuz iyi. Evet. Buradan yeni yere oturacak yani. Tamam, tamam. Abicim, yeni modeller. RX 480 GT modeli. 80'i çektik mi? Sabi çekmedi. 100'lü, 120'li çektik. Bunu 120'li çektik. 180 var. Bir de uzun Midilli var, Midilli. Evet, F serisi. Midilli değil. Junior demek istiyor. Midilli değil. RX 380F. Bu Junior serisi arkadaşlar. Neonat'ın Junior serisine eşdeğer diyebiliriz. Donanım olarak güzel bir traktör. Made in İtalyan yazıyor. Şöyle buradan daha iyi görülür. Şöyle. Abicim bunun içinde ne var? Beton mu var? Vallahi beton mu bilmiyorum. Demir yok ya, demir olmaz abi. Demir mi? Valla onun için beton var diyorlar. Bilmiyorum. Olabilir. Kapalı şeyin içine. Ne şey olabilir? Su bile olur yani. Bir şey diyemeyiz. 7180 Landi'nin. 5 çift. 6 silindirli. 6 silindirli. Full fakat sınırsız. Bu full mü? Donanımlısı. Ne istersen. 180 beygir. 180 beygir. 230 beygir var dükkanda. Bunda özellik onu da... O derece. Bu şey olarak yani. Bu daha donanımlısı. Arkadaş aldıydı bu. Şeyi çıktı. Her şey var bunda. Şöyle yine geliriz, gezeriz. Tamam. Ben bir genel traktörler gezeyim. Sen yine tekrar al bunları. Tamam. İyi bakalım. Sami, oğlum diğer traktörleri içerim. Dışarı traktörler var, onlara içerim. Gel. İçerinin sesinden kurtulduk. Şimdi dışarıdayız arkadaşlar. Dışarıda modeller var. Gel bakalım Sami. GX75B'nin yanından geçelim. Case standdayız. Ali Baba var ya. Yol verelim. Evet, GX65. Bu ne olan TD465'in devamı. Aynı o sınıfta diyelim derim. Onunla kardeş diyelim daha doğrusu. GX60E bu ekonomik seri. Case'in ekonomik serisi arkadaşlar. Bundan birisi almış. Vay güzel bir traktör ya. Bunu sevdim. Tasarım nasıl Sami? Şunu. Tasarım güzel mi? Güzel. Değil mi? Biraz işte burası değişik duruyor. Case'in çok farklı bir duruyor. Biraz acaba güzel mi değil mi şöyle tasarımını düşünmek zorunda kalıyoruz. Yoksa düşünmeden bir şey diyemiyoruz ama işte bazen çok güzel ama. İleridekiler daha da böyle. 120X. Bunun incelemesini yaptık. Yüzlüğünün incelemesini yaptık. Güzel bir traktör bu da. GX100 modeli. GX80C. C biraz daha kaporta tarafı biraz da basık arkadaşlar, öne doğru. Mesela operatörün olduğu yerden baksanız burayı yere görünmeyecek gibi. Bir girelim bakalım. Evet, söylediğim gibi. Ne? Rahatmış lan. Söylediğim gibi ön taraf kaput daha dik in yere iniyor. Massif Ferguson'un serileri gibi, serisi gibi. Yalnız daha böyle görülmüyor yani. Kaput daha az görünüyor. Görüş hakimiyeti daha güzel bu serinin. İş kalitesi normal. Bu ne ya? Arkadaşlar hidrolik kaldırma indirme kolu çok güzel ya. Sami gelsene bir. Gelsene. Bunu inceleyelim. Bak indirme kaldırma kollarına bak. Bu mesela böyle şöyle iniyor.
liftomatik gibi düşünün. Yumuşacık. Çok güzel ya. Ne güzel düşünmüşler bunu. Bu hidrolik kolları tamam. Bunlar hidrolik kolları da. Şu kuyruk beni çalıştırıyor. El gazı. Bunlar takviye kolları. Şu anaftisi. Bunların fullerin demek ki bunların power shift modelleri de var. Evet bu power shift. Power shuttle bu. Evet, power shuttle arkadaşlar. Evet evet, debriyaj yok gibi bir şey. Oo, debriyaj hiçbir şey yok. Çok yumuşak debriyaj. Şu kaldırma indirme liftomatiğini çok güzel yapmışlar. Hiç elektronik yapmaya bile gerek yok. Çok yumuşak. Şuna bakın. Şu indiriyorsunuz. Şöyle şu kaldırıyorsunuz. Komple kalkıyor. Çok güzel olmuş ya. İndirelim bunu. Gel inelim bakalım. Şu, yalnız şunu böyle açmadan inmeyecek. Evet şimdi inmeyecek. Şu tutmak yeri de çok güzel olmuş Sami. Bak şuna bak. Şurası çok güzel olmuş. Aşma mandalı da şuradan alttan. Çekiyorsun açıyorsun kapıyı. Çok güzel olmuş. GX80C kamerayı. Tamam devam edelim. GX100 var arkadaşlar. Bu farklı. Şu da GX65E serisi. Bunlar kabinsiz olanları. Max Pro. GX55 tam böyle tarla serisinin girişleri. Aslında var ya birçok işi bu 55 beygir traktörler görür arkadaşlar. Onu söyleyeyim. Arıza bir sorun çıkarmadan sonra birçok işi görüyor bunlar. Şimdi Solis'e gidelim. Solis'le önce şöyle bir traktör göstereyim ben size. Ferguson'un eskilerinden. Kabak versiyonu getirdi. Şöyle. Gazlı mı acaba bunlar ya? Çalışır vaziyette bu. Right. Aha aynen. Evet. Solis Shuttle XH S60. Bu model karşılıyor bizi. Yanmar motoru. Bura Yanmar'ı. Gururla buraya yazıyorlar. Çünkü gurur duyacak bir marka. Onu kesinlikle söyleyebilirim. Ya bu Solis'in çok üzerinde bir marka. Yanmar arkadaşlar. Çok üzerinde bir marka. Onu söyleyebilirim. Şurada Solis'in eski klasik modellerinden 90'lık. Tasarım çok güzel değil. Diğer tasarım daha güzel. Ya bunlar satışlarını devam ettiriyorlar. Solis 75, Solis 60. Evet Yanmar'a geldik. Yanmar YM500 YM359A serisi bahçe serisi arkadaşlar. İşte bunu söylüyorum. Mesela gelip geliyorum buraya. Geliyorum. Şimdi bu traktör tarla serisi. Bununla baktığınızda yükseklikleri aynı. İşte sıkıntı burada kaynaklanıyor. Bahçe serisi bir traktöre yükseklik pek istenilen bir şey değil. Şöyle olsa, şöyle alarda falan olsa tadından yenmeyecek. Bu kadar. 5-6 parmak bir yüksekliği var. 6 parmak bir yüksekliği var. Tasarım göreceli bir şey. Beğenir beğenmez. Ben beğendim, fena değil. Ama yüksekliği şöyle şuralarda olsa harika olacak. Yanmar 359. Şöyle geçelim. Solis'in S50 Shuttle XH. Yine devam edelim. Kolay gelsin. Yanmar 50 RX. Yine burada bahçesi 26'lıklar var. Yine 26'lık stage 5. Aha 16. Burası yaş olmasa oturacaktım. Nasıl? Bu mekanik direksiyonu. Fena değil, yumuşaklığı. Ama çok yumuşaklığı değil. Biz hidrolik direksiyona alışmışız. Evet, bu hidrolik. Vites ortada. Bu motoru Yanmar değil, komple Yanmar.
Sen bir tane lazım oğlum bundan ya. Vallahi hayır demeyecek yani. Esiyor mu oğlum sabah sabah? Ay ay. Bu forklifti. Fiyatlar nerede acaba? Kepçenin mi? Hı? Kepçenin. Kepçenin yok. Hadi bakalım masaya geçelim mi? Hop masaya geçtik. Masaya Ferguson 240. S olmayan normal 240. Bunlar da alçak bildiğimiz Uzel 240. Masaya Ferguson Uzel 240 S'lerin aynısı. Yapısı hani şey olarak yapısal olarak boyut olarak aynı ama motordan şanzıma kadar komple farklı. Şimdi Massey Ferguson 26-25 F serisi var. 26-30 F serisi de burada var arkadaşlar. Tenteli. Şurada tenteli. F serisi bunlar. Buçuklu. Buçuklu şanzımanlı. Hadi gaz pedalını yerinde değiştiler mi acaba? Diye baktım ama yok abi yok. Bir gelişme yapmamışlar. Bir gelişme yok. Şimdi burada 26-25 G serisi var. Ona doğru gidelim. Bu dar, en dar halinde. İsterseniz bunu genişletirebiliyor. Mesela jantı çevirdiğinizde genişliyor bu traktör. Ön jantlar, evet onları çevirdiğinizde genişliyor bu traktör. Şu tutma yeri güzel yapmışlar. Bak şu el kaymıyor. Mesela ben buradan binerken elim de kaymıyor. Tutması da güzel, hissiyatı da güzel. Direksiyon çok güzel ya. Islak olduğuna oturamıyorum da. Gaz pedalının yerine falan bakıyorum, güzel. Sen bunu incelemesi yapalım oğlum. Bunun üzerinde çünkü değişimler yapılmış. Gel arkaya doğru gidelim. Arkası sadece malzeme çantasının yerine değiştirmişler. Gerisi aynı duruyor. Arkası aynı duruyor. 24 şant. 22 şant. Tamam. Allah Allah. Traktörü sevdim ya. Üzerinde değişiklik yapılmış. Gaz pedalını böyle yapmışlar bakın. Şuradan yaylı. Şöyle. Diferansiyel kil yok. Kesin diferansiyel kil düğmeyi almışlar. Evet şurada düğmeyi almışlar. Bu sefer burası rahatlamış. Çok iyi düşünmüşler. Bunun incelemesi yapalım oğlum. Gelişme var bunda. Gel devam edelim. Şimdi 200 serisi, 2 yazan seriden sonra 300 serisi. Bunlar Hindistan üretimi oluyor. Tamam. Manisa montajlı ama parçalar Hindistan malı. Yalnız buraya geldiğimizde artık Fransız orijinal Massey Ferguson'a gelmiş oluyoruz. 3 serisi ve üzeri orijinal Massey Ferguson. Fransız üretim arkadaşlar. Bunlar artık kalitesi üst düzeylere çıkıyor. Ama fiyat da üst düzeye çıkıyor ayrı mesele. Nasıl anlatayım? Şimdi buralar çamukların olduğu yer güzel. Alçaklığı güzel. Her şey güzel. Genişliği falan güzel. Ama ön tarafa geldiğimizde ön taraf yükseliyor işte. Kabin çok yüksek. Şu göğüslük mü diyeyim. Şu ön kaput çok yüksek arkadaşlar. Bunun yükseklik alçaklık ayarı var. Yüksek ileri gir ayarı var. Yükseklik alçaklık değil de. Şöyle ayarlayabiliriz. Güzel. Vitesler çok yumuşak ya. Şu vitesler yumuşaklığı çok güzel. Harika. Mekanik. Mekanik bir şatoğu var. Gösterge çok küçük. Şu göstergeye bakın. Çok küçük olmuş. Minimize edilmiş. Şurada ekran verilmiş. Yukarıda devir saati var mı? Analog olarak hareket yakıt göstergeleri analog olarak. Şurada bir ekran verilmiş. Çok küçük tutulmuş. Minimize tutulmuş. Tavşan kaplumbağayı buraya almışlar. El gazının yeri çok güzel. Devre hafızayı alıcı. Şurası çok güzel olmuş ama. Ama yüksek ya. Şuradan yükseltmişler. Sadece teknik eksi yönünü söyleyeyim. Traktörün bayağı bir yüksek. Şu benim burnuma giriyor. Burnum hizasına giriyor. Sadece boyutsal olarak Massey Ferguson 3 serisinde sıkıntı yaşayabilir. 5171 5711 gel 5711'e varalım. Şimdi Dyna 4
Daha yine 4 arkadaşlar geçiyor. Bunlar traktör. Bunlar traktör. Bunlar traktör. Kabin süspansiyonunu görüyor musunuz? Belli oluyor mu Sami? Şurada bir sistem yapmışlar. Elektronik hem de. Gel. Şurada bir amortisör sistemi yapılmış. Şurada takus sistemi yapılmış. Ve oynadığını görünüyor mu? Görünüyor değil mi? Kabin çok rahat. Onu rahat da söyleyebilirim. Gel 5S serisi. İşte orada case'de söylediğim C serisi 5S serisine çok benziyor. Onu anlatacağım şimdi. Çay içelim. Bu da aynı şekilde. Kapı süspansiyonu çok yumuşak. Ya bu traktörlerde konfor üst seviye. 5S 135. İşte bu tasarım çok hoşuma gidiyor. Şöyle. Çok güzel bir traktör. Şu açık renkli. Şunlar plastik koymuşlar ya. Şu üsttekiler. Ha, onlar koruma yapılmış. Şöyle alabiliyorsunuz. Şöyle alıyorsunuz. Çizilmesin diye koruma yapılmış. Güzel. AdBlue tankı ve mazot deposu burada. Artık yeni serilerde AdBlue olmak zorunda. Onun için o biraz çiftçi yönünden negatif. Çok güzel ama ya. Şu tasarıma bitti mi yani ya, o derece. Tasarım çok güzel. İyi, Master Ferguson'ın önünde bitirelim. Siz nasıl buldunuz traktörleri? Çok da uzun video oldu herhalde Sami ya. Siz nasıl buldunuz traktörleri? Yorumları bekliyorum yorumlarınızı. Kendinize çok iyi bakın. Abone olmayı da unutmayın lütfen. Hoşçakalın, Allah'a emanet olun.